Fuar gezimizde de şu an Sular Tarımı standındayız sayın seyirciler. Ve yanımızda firmanın teknik servis müdürü Murat Bükte ve aynı zamanda bölge bayisi Erkan Okan var. Şimdi Murat Bey, önce sizle başlayalım istiyorum. Ekipmanlar büyük ekipmanlar ama suyu en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanabileceğimiz ekipmanlar diyoruz hep. Ama detaylarını merak ediyoruz tabii, her zaman olduğu gibi. Nasıl çiftçi bunu kullanmaya başlayabilir? Hangi çiftçiler için uygun? Ve biraz da kullanımını açıkçası merak ediyorum. Şimdi kanatlar yana açılıyor ama ne kadarlık mesafede ayarlayabiliyor muyuz? Bir detaylarına değinelim. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bizim biliyorsunuz önceki üretimlerimiz hep büyük makineler. 110'luk dediğimiz 425-530 metre makinelerimizi üretiyorduk. Şimdi çiftçilerimizin taleplerine göre, şimdi büyük çiftçilerimize hep büyük makinelerden verdiğimiz için şimdi küçük çiftçilerimiz için de küçük makinelerimizi üretmeye başladık firmamızda. Ve diyelim 50 dönüm, 60 dönüm arazisi olan çiftçilerimiz için şu arkamızda gördüğünüz 75'lik dediğimiz 300 metre, 350 metre isteğe göre hortum çapında yaptığımız, uzunluğunda yaptığımız makinelerde küçük çiftçilerimizi de unutmayarak üretimini devam ediyoruz. Ve çiftçilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için bizim makineler konusunda olsun, servis konularında olsun, çiftçimizden gelen talepler doğrultusunda firmamızın en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz çiftçilerimiz için bu şekilde. Ve işte Burdur bölgesi için mesela, buradaki bölgede küçük arazilerden dolayı küçük makineyle katıldık fuarımıza. Ve burada şu şekilde işte kanat genişliklerinden olsun, mesela küçük makinelerimizde 45 metre kanat genişliği, 50 metre sulama kapasitesine sahip olan bir makine üretiyoruz. Ve burada da aynı büyük makineler gibi çiftçinin çamura girmeden, kimseye ihtiyaç duymadan tek başına rahat bir şekilde sulamasını yapabilecek bir makine üretim yapıyoruz buradan. Şimdi makineyi aslında yavaş yavaş çiftçilerimiz duyuyor, biliyor ama kullanmayanlardan birçok soru almaya başladık. Mesela traktörle açılıyor ekipman ama geri nasıl saracağız? O kadar hortumun içi su dolu, makine çekebilecek mi, ben mi saracağım? Yani birçok soru var. Biraz da kullanım isterseniz detaylarına girelim. Ki şimdi makinemiz traktör yardımıyla tarlanın başına götürüyoruz sulama yapacağımız alana. Şu ana makine dediğimiz kırmızı olan makineyi tarlanın bir başında bırakıyoruz. Kanat kısmını da traktör yardımıyla tarlanın diğer başına, tarlamızın diyelim uzunluğu 200 metre ise 200 metreye traktörle açıyoruz. Ve burada traktörle işimiz bitiyor. Burada hiç kimseye ihtiyaç duymadan su kaynağından direkt makinenin sağ ve sol tarafından çift girişten olarak suyu verdikten sonra, yani çift girişli bir de aynı zamanda. Tabii aynı zamanda boruyu tekrar çevirmesine, dolaştırmasına gerek kalmadan makineye suyu verdikten sonra makine otomatikmen tamamen suyun basıncıyla, mazota, elektriğe ihtiyacı olmadan ve açmış olduğumuz hortumu bu sefer hem sulama yaparak hem de kendi sarmasını devam ediyor sıralı bir şekilde. Ve orayı bitirdikten sonra 15 dakika traktör sürmeyi bilen 15 yaşında, 16 yaşında bir genç kardeşimizle beraber makineyi yana çektikten sonra aynı işlemi tekrar uyguladıktan sonra makine sulamaya devam ediyor. Ve suyun basıncıyla, kesinlikle bunu burada yine bildirelim, mazot, elektriğe herhangi bir ihtiyaç yoktur. Peki normal sistemlerde şimdi bunu çiftçilerimiz normal sulamalarla yapıyor ama bu tip bir sistem kullandığımızda hem ekonomik olarak hem kullanılan kişi sayısı olarak bize avantajlar sağlıyor mu? Tabii ki en başta işçi kullanmıyorsun. Ondan sonra elektrikten %50 tasarruf yapıyorsun. Mazot kullanıyorsan mazottan da %50 tasarruf yaparak sağlıklı ve homojen bir sulama yapıyorsunuz. Aynı zamanda diyelim kanatlarda, rüzgarda mesela sulama yapılmazken bizim makineyle rüzgarda etkilenmeden çok rahat bir şekilde sulamamızı yapıyoruz. Ve her taraf eşit sulandığı için üründe %30, %40 artışları görüyoruz. Ve bunu çiftçilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda söylüyoruz. Mesela diyelim yoncada biz diyoruz ki normal sulama yaparken 5 biçim alıyorsanız bizim makineyle otomatik garanti 6 biçim veriyoruz. Bu şekilde garanti veriyoruz makinemizde. Şimdi Erkan Bey, makineyi biraz öğrendik ama tabii burada bölge bayisi olarak size çok fazla iş düşüyor. Çünkü bir ürünü satmak kadar sonrasında arkasında durmak daha zor. Servis ve yedek parça olarak değerlendirirsek bölgede nasılız, neler yapıyoruz, alan çiftçiler memnun mu? Şu an için arkadaşlar hep memnun, alan çiftçilerimiz hep memnun. Hatta şu an 12 tane de talebimiz var bizim. Bir de bu devletin hibesinden de %50 desteklemesi var devletimizin, Tarım İl Müdürlüğü tarafından.
Ondan dolayı 12 tane de talebimiz var. Servis dediğiniz zaman, servis istediğimiz zaman, telefon açtığımız zaman otomatikman burada. Çoğusa bir gün veya iki gün içinde gelirler. Yani serviste bir sıkıntımız yok. Makinelerde verdiğimiz kişilerden çok memnunlar. Yani bir şikayet olmuyor. Çünkü olsa 12 tane de talep olmaz. Yani gidişat iyi diyorsun. Evet, Allah izniyle. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, infolar. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.